Köy yolundayım. Gece geç saat olmuş. Bir yağmur yağıyor ki silecekler camı silmeye yetişemiyor. Çok az bir görüş mesafesi var. Öndeki aracı takip ediyorum. Birden ne olduğunu anlayamadan her yer karardı. Çamurlu sel suyuna girmişim. Bir gün sonra fark ettik ki motorun durumu işte bu şekilde. Motoru yıkama yapıyorlar da ne bileyim içimde motoru yıkatmaya pek el vermiyor. Biz de vidiyi 40 ile temizleyelim dedik. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Buyurun. Aracımızla mırağa girdik. Bu şekilde aracın her yeri çamur oldu. Aküyü değiştirdiğim için aküde bir şey yok. Ama gördüğünüz gibi diplere kadar böyle oldu. Şimdi BD40'la aracın... Biraz bekleyecek abi şimdi. Biraz bu şekilde biraz bekleteceğiz. Motorun her yerine VD40 sıktıktan sonra kuru bir bez ile temizleme işlemine geçiyoruz. Temizleme işleminden sonra ise motor dışına püsküren spreyleri temizliyoruz. Siz motor dışını gazete kağıdı ile kapatırsanız bu sorunu ile uğraşmazsınız. Bizim biraz zamansızlığımıza geldi. Şöyle bastırarak yaparsak daha temiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Zaten elimdeki mendil de bunu sonuna kadar doğruluyor. Temizlikten sonraki durumu bu şekilde. Şimdi kuruması için beklemeye başlayalım. Kuruma sonrası bazı yerler parlaklığını yitirirken bazı yerlerin hala parlak olduğunu görüyorum. Aradan 10 gün geçtikten sonraki hali ise bu şekilde. Şimdi ise öncesi ve sonrasına bakalım. Öncesi, sonrası. İki görüntü bir de kol kola dursunlar bakalım. Kaputun altındaki malzemenin cinsine göre parlaklık oranının değiştiğini söyleyebilirim. Tabi burada önemli noktanın ise bezle güzelce silmek olduğunu da hatırlatalım. Motoru yıkatsanız 70 ila 150 TL arasında bir masrafı var. Biz VD40'a 60 lira ödedik. Değer mi, değmez mi orası size kalmış. Öyle çok motor yıkatma taraftarı olmadığım için benim içime sindi açıkçası. Öyle yallır yallır parlayan motor beni hep içkilendirir zaten. Motor dediğim biraz pis olacak ki varsa bir sıkıntı gözüksün. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.